Merhaba sevgili öğrenciler, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Programı Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sizinle zamirler konusuyla ilgili etkinlikler cevaplandıracağız. Birinci etkinliğimize başlayalım. Birinci etkinliğimiz kişi zamirleriyle ilgili bir etkinlik. Kişi zamiri insan isimlerinin yerini tutardı. Ben, sen, o, biz, siz, onlar olmak üzere 3 tane tekil, 3 tane de çoğul kişi zamirimiz vardı. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki etkinlikleri cevaplandırmaya çalışalım. Aşağıdaki cümlelerdeki kişi zamirlerini bulup söyleyiniz. Sen gelirsen söylerim. Sen ikinci tekil şahıs zamiridir arkadaşlar. Siz beni mi görmek istediğiniz cümlesinde siz ikinci çoğul şahıs, ben ise birinci tekil şahıs zamiridir. Ben sana inanmıştım cümlesinde ben birinci tekil şahıs, sana ikinci tekil şahıs zamiridir. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Zamirler isim çekim eklerini alabilirler arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sen zamiri ismin haleki olan yönelme halini alarak sana şekline dönüşmüştür. Biz onlarla yarışacağız cümlesinde biz birinci çoğul şahıs zamiri, onlar üçüncü çoğul şahıs zamiridir. Ben gelince sustular cümlesinde ben birinci tekil şahıs zamiri. Yolu bilmiyorsanız benimle gelin cümlesinde yine ben kavramı birinci tekil şahıs zamiridir. Arabayı sen kullanabilir misin cümlesinde sen ikinci tekil şahıs zamiri. Bize yapamayacağımızı söylemiştiniz cümlesinde biz birinci çoğul şahıs zamiridir. Burada gördüğünüz gibi yine ismi yönelme halini almıştır. Onlarla mı gideceksin cümlesinde onlar kavramı üçüncü çoğul şahıs zamiridir. Sen ve ben iyi bir takım olduk cümlesinde sen ikinci tekil şahıs, ben ise birinci tekil şahıs zamiridir. Evet, ikinci etkinlikteyiz. İkinci etkinlik yine kişi zamirleriyle ilgili etkinlikler. Aşağıdaki boş yerlere uygun kişi zamirlerini yazınız. Evden geldim. Gelen kim? Ben. Ben kavramı birinci tekil şahıs zamiridir. Artık çok değiştin. Kim? Sen değiştin. İkinci tekil şahıs zamiri. En yüksek notu almış kim? O. Üçüncü tekil şahıs zamiri. Son çıkan filme gittik. Kim? Biz gittik. Birinci çoğul şahıs zamiri. Yemek yediniz mi? Kim? Siz. İkinci çoğul şahıs zamiri. Sofrayı kurmuşlar. Kim? Onlar kurmuşlar. Üçüncü çoğul şahıs zamiri. Ödevlerimi bitirdim. Kim? Ben bitirdim. Birinci tekil şahıs zamiri. Kütüphanede karşılaştık. Kim? Biz karşılaştık. Birinci çoğul şahıs zamiri. Ortalığı toplamış. Kim? O toplamış. Üçüncü tekil şahıs zamiri. Erkenden gelmişler. Kim? Onlar gelmişler. Üçüncü çoğul şahıs zamiri. Evet, üçüncü etkinliğimiz işaret zamirleriyle ilgili bir etkinlik. İşaret zamirleri varlıkların isimlerini işaret yoluyla tutan zamir türüydü. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden işaret zamiri olanları işaretleyiniz. Onu hemen bana ver. Burada vermem gereken nesnenin adından bahsedilmediği için o ifadesi ismin yerini tutmuştur. Bu nedenle işaret zamiridir. Evden şunu getir denildiğinde evden getirmem gereken nesnenin adından bahsedilmediği için şu işaret ifadesi ismin yerini tuttuğundan dolayı işaret zamiridir. Kalanı o kediye ver cümlesinde işaret ettiğim nesnenin adı var, kedi. Bu bir zamir olamaz. Zamirler işaret edilen nesnenin adından bahsetmezler. O yüzden o kedi işaret sıfatıdır arkadaşlar. Bu konuyu hiç anlamadım cümlesinde anlamadığımın ne olduğunu biliyorum. İşaret ettiğim şey konu. Zamir olamaz arkadaşlar bu. Yine söylüyoruz. Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdi. Bu ifade de bir işaret sıfatıdır. Şunu uzatabilir misin cümlesinde uzatmam gereken nesnenin adından bahsedilmediği için şunu ifadesi işaret zamiridir. O günü unutalım cümlesinde unutmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. Gün. İşaret ettiğim kavram da gün. O yüzden bu bir işaret zamiri değil, işaret sıfatıdır arkadaşlar. O benim en güzel kalemim cümlesinde işaret belirten ifade işaret edilen nesnenin hemen yanında bulunmak zorundadır. Eğer burada olduğu gibi araya birden fazla kelime girmişse bu sıfat özelliğini kaybeder ve işaret zamiri olarak kabul edilir arkadaşlar.
çantamdan şunu almış denildiğinde alınan nesnenin adından bahsetmediğim için şunu ifadesi işaret zamiridir. Şu işi artık çözelim. Çözmem gerekenin ne olduğunu biliyorum. İş. Şu olarak da işi işaret ettiğimden dolayı bu bir işaret sıfatıdır. Ondan bana alır mısın cümlesinde de almam gereken nesnenin ne olduğundan bahsetmediği için ondan ifadesi işaret zamiridir arkadaşlar. Evet, dördüncü etkinlikteyiz. Dördüncü etkinliğimiz yine işaret zamirleriyle ilgili bir etkinlik. Bu etkinliği arkadaşlar istediğiniz işaret zamiriyle tamamlayabilirsiniz. Bu kimin çantası diyebilirsiniz, şu kimin çantası diyebilirsiniz. Yine o kimin çantası da diyebilirsiniz. Ne renkti, bu ne renkti, şu ne renkti, o ne renkti ya da onlar ne renkti gibi bu etkinlik tamamıyla sizin kendi seçiminize göre doldurulabilecek bir etkinlik. Yine bunlar nereye kalkacak ya da şunlar nereye kalkacak diyebiliriz. Onun ağzından mı çıktı ifadesinde bunlar onun ağzından mı çıktı ifadesi ya da şunlar onun ağzından mı çıktı denilebilir. Bana yakıştı mı denildiğinde o bana yakıştı mı ya da bu bana yakıştı mı denilebilir. Evet, beşinci etkinliğimizdeyiz. Beşinci etkinliğimiz belgesiz zamirle ilgili bir etkinlik arkadaşlar. Belgesiz zamir varlıkların yolunu, varlıkların isimlerini belgesizlik yoluyla tutan kavramlardır. Aşağıdaki cümlelerde belgesiz zamirleri bulup söyleyiniz. İşlerin birkaçı bitti. Buradaki birkaç ifadesi belgesizlik ifade eder. İsmin arkasına geldiği için de sıfat özelliğini kaybetmiştir ve biz buna belgesiz zamir diyebiliriz. Eve başkası gelmiş denildiğinde başkasının kim olduğunu bilmediğinden dolayı başkası ifadesine belgesiz zamir diyebiliriz. Herkes bir işin ucundan tutsun. Yine herkesin kim olduğunu bilmediğim için belgesiz zamir. Yanında birilerini getirdi cümlesinde birilerinin kim olduğunu bilmediğinden dolayı belgesiz zamir. Kimisi bu yemeği çok sever denildiğinde kiminin kim olduğunu bilmediğinden dolayı, özelliği verilmediğinden dolayı belgesiz zamirdir. Hiçbiri ödevini yapmamış denildiğinde hiçbirinin kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden de burada belirsizlik vardır. Hiçbiri ifadesine de belgesiz zamir diyebiliriz. Çoğu beni destekledi. Destekleyenin kim olduğunu bilmediğim için çoğu kelimesi belgesiz zamir. Bazıları pikniğe gitmeyi sevmez denildiğinde bazılarının kim olduğunu bilmediğim o için bazıları belirsizlik ifade eder ve belgesiz zamirdir. Evet, altıncı etkinliğimiz ilgi zamiri ile ilgili bir etkinlik arkadaşlar. İlgi zamiri dediğimiz kavram arkadaşlar ek halindeki zamirler grubuna giriyordu. İki tane ek halinde zamirimiz vardı. Biri ilgi zamiri olan ki, yani ismin yolunu, ismin yerini ki ekiyle tutan zamir. Bir diğeri ise iyelik zamiriydi. Aşağıdaki cümlelerdeki ki zamirini kullanarak yeniden yazınız. Yeniden hatırlatalım. İlgi zamiri olan ki ismin yerini tutar. Mesela Elif'in kalemi kırılmış cümlesinde burada ilgi zamiri kullanmak istersem kalem ismini kaldırmam lazım. Ki eki Elif'in kaleminin yerini tutacak ve diyeceğim ki Elif'in ki kırılmış. Onun evi çok uzak cümlesinde ilgi zamiri olan ki ev isminin yerini tutacak. O yüzden cümleyi ilgi zamiri getirerek onun ki çok uzak şeklinde söyleyebilirim. Sizin çocuklar gelmemiş cümlesinde yine çocuklar ismini kaldırıp onu karşılayacak ki ekini getireceğim. Sizinkiler gelmemiş. Teyzemin kedileri çok sevimli cümlesinde yine kediler ismini kaldırıp onu karşılayan ki ekini getirip teyzeminkiler çok sevimli diyebilirim. Evet, 7. etkinliğimizdeyiz. 7. etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerin çeşidini belirtiniz deniliyor. Benim okuma alışkanlığım olmadığını kim söyledi denildiğinde buradaki kim bir şahsı sorguladığından dolayı soru zamiridir arkadaşlar. Kişi zamiri sorusu olarak da karşımıza çıkar. Kimi zaman bizleri hatırlıyor işte denildiğinde bizler birinci çoğul şahıs kişi zamiridir. Biri dergileri inceliyor, öteki kitaplara bakıyor denildiğinde dergiyi inceleyen birinin kim olduğunu bilmediğim için biri belgisiz zamirdir. Biraz sonra şuradaki ben bunu görmüştüm dedi. Bunu gördüğüm kavramın ne olduğunu söylemediğimden dolayı bunu ifadesi işaret zamiridir.
Bazıları bu sözlerle okuyucuları şaşırtmak istiyor denildiğinde, bazılarının kim olduğunu bilmediğimden dolayı belirsizlik söz konusudur. Bu ifade belgesiz zamirdir. Öyle bir konuşuyorlardı ki kimse kimseyi duymuyordu. Buradaki kimse yine belirsizlik ifade ettiği için belgesiz zamirdir. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için cümlesinde birimizin kim olduğu net bir şekilde bahsedilmediği için belgesiz zamirdir. Başkasının düşüncelerine neden bu kadar önem veriyorsun denildiğinde başkası noktasında belirsizlik hakimdir, o yüzden belgesiz zamirdir. Bunları sana onlar mı söyledi denildiğinde onlar kavramı karşımdaki insanları belirttiğinden dolayı üçüncü tekil şahıs kişi zamiridir. Siz kuyumcu oldunuz, ben demirci olayım denildiğinde siz kavramı insan isimlerinin yerini tuttuğu için ikinci çoğul şahıs kişi zamiridir. Çözdüm ifadesi arkadaşlar, bu bir çekimli fiildir. Burada herhangi bir zamir yoktur. Sadece şahıs eki söz konusudur. Elmas saçan dehayı bütün sizde bulayım ifadesinde yine siz kavramı insan isminin yerini tuttuğu için ikinci çoğul şahıs kişi zamiridir. Bunlar en sevdiğim kitaplarımdır cümlesinde yine bunlar ifadesi sevdiğim kitapları belirtmiş. Fakat yine söylüyorum, araya birden fazla kelime girdiği için bu ifadesi işaret zamiridir. Biz hepimiz bir ruhla sarılalım çekice ifadesinde hepimizin kim olduğunu bilmediğimiz için belgesiz zamirdir. Karşımda beni tanıdığını sanan birisi var denildiğinde birisinin kim olduğunu bilmediğim için belgesiz zamirdir. Bunları duyunca çocuk ağlamaya başladı. Çocuğun ne duyduğu tam olarak belirtilmediği, sadece işaret edildiği için bunlar ifadesi işaret zamiridir. Herkes işin doğrusunu öğrenmeye çalışıyor cümlesinde herkesin kim olduğu belli olmadığından dolayı belgesiz zamirdir. Birçoğu bu soruyu boş bırakmış denildiğinde soruyu boş bırakanların kim olduğu net bir şekilde belirtilmediği için belgesiz zamirdir. Benimle hanginiz gelmek istiyor ifadesinde ise soru zamiri kullanılmıştır arkadaşlar. Evet, 8. etkinlikteyiz. Aşağıdaki cümlelerde öne sürülen yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Onunla iyi geçindiğimiz söylenemez cümlesinde ikinci çoğul kişi iyilik eki kullanılmıştır. Bu cümle içerisinde baktığımızda geçindiğimiz bizim geçindiğimiz anlamındadır. İkinci çoğul şahıstan ziyade birinci çoğul şahıs eki söz konusudur. Yeni aldığım yatakta gönlümce yattım cümlesinde birinci tekil kişi iyilik eki kullanılmıştır. Aldığım, benim aldığım anlamında evet birinci tekil şahıs iyilik eki vardır arkadaşlar. Doğrudur. İyilik ekleri de neydi? Ek halindeki zamir türlerindendi. Ben de seninle onu tartışacaktım cümlesinde 3 tane zamir vardır. Evet, ben birinci tekil şahıs zamiri, sen ikinci tekil şahıs zamiri, onu tartışacaktım derken işaret zamiri. 3 tane zamir türümüz var. Doğru. Her karşılaşmamızda onu daha da zayıflamış bulduğum cümlesinde işaret sıfatı ile işaret zamiri birlikte kullanılmıştır. Onu daha zayıflamış bulduğum denildiğinde burada işaret zamiri söz konusu değildir arkadaşlar. Kişi zamiri söz konusudur. Eğer o zamiri ya da onu zamiri insandan bahsediyorsa kişi zamiri, eğer bir varlıktan bahsediyorsa da bir nesneden bahsediyorsa da işaret zamiridir. Fakat burada bir insandan bahsettiğim için İşaret zamiri değil, kişi zamiridir. İşaret sıfatı yoktur arkadaşlar burada. O yüzden bu ifade yanlıştır. Evet, buna hiç laf anlatamayız cümlesinde işaret zamiri yoktur denilmiş. Hayır, cümlemizde buna derken arkadaşlar işaret zamiri kullanılmıştır. Bu ifade de yanlıştır. Sınıftaki gürültünün nedeni neymiş cümlesinde ilgi zamiri kullanılmıştır. Bu cümlede ilgi zamiri söz konusu değildir arkadaşlar. Eğer ilgi zamiri olsaydı sınıftakinin nedeni neymiş olurdu? Gürültü ismini ortadan kaldırırdı. Buradaki ki'nin görevi ilgi zamiri değil, sıfat yapan ki'dir. Onunkini daha çok beğendiğim cümlesinde ilgi zamiri kullanılmıştır. Evet, beğendiğim nesnenin yeri adının yerine ki eki kullanılmıştır. Bu ifadede ilgi zamiri vardır. Doğru. Hepimizin farklı hayalleri vardır cümlesinde zamir yoktur denilmiş. Yanlış. Hepimiz derken arkadaşlar burada belgesiz zamir söz konusudur.
Evdeki hesap çarşıya uymaz cümlesinde zamir kullanılmıştır demiş. Hayır, buradaki cümlede zamir yoktur arkadaşlar. Yarınki maça gidecek miyiz cümlesinde ilgi zamiri kullanılmamıştır. Doğru. Yarınki maç sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki yer ve zaman bildirir. Yani ilgi zamiri kullanılmamıştır. Bu ifade de doğrudur. Evet, 9. etkinlikteyiz. Aşağıdaki cümlelerde zamir varsa artı, zamir yoksa eksi koyunuz. Bazı kişiler toplantıya katılmadı. Toplantıya katılmadığının kim olduğunu biliyorum. Bazı kişiler. Bu ifade zamir değildir arkadaşlar. Zamirler genellikle ek alırlar. Sıfatlar da kök durumundadırlar. Burada belgisiz sıfat söz konusudur. Zamir yoktur. O yurdumuzu düşmanlardan kurtardı denildiğinde burada kişi zamiri kullanılmıştır arkadaşlar. Bir insandan bahsedilmiştir. O yüzden o üçüncü tek şahıs kişi zamiridir. Her akşam seni dinlemeye çalışırdı derken yine burada sen ikinci tekil kişi zamirini görüyoruz. Yanlışlar kimi zaman hoş görülebilir denildiğinde buradaki kimi zaman, zaman kavramı vurgulandığı için, belirtildiği için belgesiz sıfattır, belgesiz zamir değildir arkadaşlar. Yani bu cümlede zamir yoktur. Kimseyi dinlemez burnunun dikine giderdi cümlesinde kimse belgesiz zamirdir. Kimine göre o zeki bir çocuk ama bana göre öyle değil. Kimi derken belgesiz zamir, bana derken de kişi zamiri söz konusudur bu cümlede. Sen ne yaparsan yap, kendine yararın dokunmaz. Sen burada kişi zamiri, kendi ise dönüşlülük zamiridir. Yani iki tane zamirimiz vardır. Gelecek siz gençlere emanet derken yine siz kavramından kişi zamiri söz konusudur. O çöpe atılacak denildiğinde çöpe atılacak nesnenin ne olduğundan bahsetmediğim için burada işaret zamiri söz konusudur. Onu görmeye gitmediğimi denildiğinde bir insandan bahsettiğim için burada kişi zamiri söz konusudur. Böyle bir ev ister miydin denildiğinde istediğim şeyin ev olduğu, var olduğundan dolayı burada zamir değil, sıfat vardır arkadaşlar. Bu evde yaşadığım uzun zaman denildiğinde yine işaret ettiğim kavramın ne olduğunu biliyorum, ev. O yüzden bu da zamir değil, bir sıfat sorusudur. Şu nereden geldi sizin eve ifadesinde şu işaret zamiri, siz ise kişi zamiridir. Ne istiyorsun bizden söyler misin denildiğinde yine biz kişi zamiridir arkadaşlar. Nasıl bir arkadaş isterdin cümlesinde bu arkadaşa yönelik bir soru olduğu için işaret sıfat sorusudur arkadaşlar. Burada da zamir yoktur. Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı ifadesinde kim demiş soru zamiri, ben ifadesi ise kişi zamiridir. Bu paketleri nereden aldın cümlesinde nereden bir yeri belirten soru olduğundan dolayı buradan aldım, şuradan aldım, oradan aldım gibi bir işaret zamiriyle cevap verebileceğiniz için bu bir zamir sorusudur. Kapıyı çalan kimmiş denildiğinde de arkadaşlar kim ifadesi bir zamirdir. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere.